dinleyenler, gündem özel programında 3 televizyonumuzun ortak canlı yayınında evlerinize misafir oluyoruz. Konuğumuz Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Zeynel Abidin Beyazgül ve Edessa TV'den Şeref Toprak arkadaşımız bizlerle olacak. Kanal Urfa'dan da Emin Tapan arkadaşımızla birlikte Güneydoğu TV, Kanal Urfa ve Edessa TV ortak canlı yayınında az önce de dile getirdiğimiz gibi konuğumuz Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Zeynel Abidin Beyazgül. Efendim öncelikle hoş geldiniz. Evet, hoş bulduk. Ben de buradan izleyicilerimize selamlıyorum. Hayırlı geceler diliyorum. Şimdi direkt projelerle başlamak istiyorum ama hepimizi de duyunca, görünce heyecanlandıran bir turizm kültür buluşması 1-2 Eylül'de Şanlıurfa'da gerçekleşecek. Bunların detaylarını sizlerden öğrenmek istiyoruz ama ümidimiz de şu, bir festival havasında geçsin. Büyük köklü firmaların katılımıyla gerçekleşsin ve Şanlıurfa özellikle Güneydoğu Anadolu bölgesindeki o turizm pastasından daha fazla faydalanabilsin. Siz bu kültür ve turizm buluşması ile ilgili ve detayları ile ilgili neler söylemek istersiniz? Şimdi herhalde ekranlarda bizim bir takım projelerimiz geçiyor. Hı hı. Tabii ben şunu ifade edeyim konuşmama başlarken. Biz çok şey yaptık. Evet. Şanlıurfa'mıza çok şey yaptık. Şimdi birazdan da arkadaşlarımız burada yapılan faaliyetlerle ilgili dökümleri gösterirler. Zaman zaman hemşerilerimiz bir kısım faaliyetlerimize tabii yakın olunca tanık oluyorlar. Bir kısım faaliyetlerimiz ise onlar tarafından bilinmeyebiliyor. Bunun için de efendim zamanımız da yetmiyor anlatmaya. Ama bir cümleyi tekrar etmek istiyorum. Allah nasip etti. Bu süre içerisinde 2019-31 Mart'tan itibaren Şanlıurfa'mız için çok şeyler yaptık. Kültür turizm buluşmalarına gelince bu Şanlıurfa'da ve Türkiye'de bir ilk gibi çok önemli. Biliyorsunuz ki Şanlıurfa İslam İşbirliği Teşkilatı tarafından İslam başkenti, turizm başkenti olarak seçilmişti. Bu turizm başkenti seçilmesi nedeniyle her ay bir etkinlik tasarlamıştık. Ancak gerek deprem, gerek sel, gerek seçim biraz bizi böyle öteledi. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Çok büyük bir faaliyetle inşallah 1-2 Eylül'de Bismillah diyoruz. Cuma günü saat 11'de açılışımızı yapıyoruz. Birçok ilden, birçok böyle önemli kuruluşlardan temsilciler gelecek. Kimler gelecek? Biz davet ettik. Bir kısım davetimize icabet ettiğini ifade etti ama yine bunun yanında şunu söyleyelim. Çin, Rusya dışında İslam ülkelerinden sosyal medya fenomeni geliyor. Ayrıca Çin ve Rusya'dan da geliyor. 11 tane dünyaca ünlü sosyal medya fenomeni geliyor. Yine 24 şehirden turizmci stand açıyor ki bu çok önemli. Bu standlarımızda efendim 160 tane stand oluşuyor. Bunların içerisinde gastronomi ile ilgili olanlar var. Tanıtımla ilgili olanlar var. Tabii Urfa çok önemli bunlar içerisinde. Şöyle mesela Ömür Akkor, Ramazan Bingöl, Ender Saraç. Bunlar Perşembe akşamından inşallah bir kısmı Urfa'ya gelecekler ve saat Cuma günü 11'deki açılışımıza katılacaklar. Bu 11'deki saat 11'deki açılışımız ise tabii ki inşallah Sayın Valimizle birlikte açacağız. Dışarıdan misafirlerimiz olacak. Burada da yer neresi başkanım? Fuar merkezinde inşallah. 2 ton baklava, soğuk baklava. Bunun mucidi Hacı Baba Diyarbakır'daki. Yine içli köfte, ara sıcak, çiğ köfte, peynirli helva, sarma ikram edilecek. 24 standta gastronomi ile ilgili ikramlarımız olacak. Evet. Bu arada biz de burada elektriğin azizliğine uğradık. Seyircilerimiz bir cep telefonumu alabilir miyim? Cep telefonumu alabilir miyim? Getir. Daha açılana kadar vakit var. Şu an yayında
Yayındayız Sayın Başkanım. Tamam. Evet. Evet. Yayındayız. Şimdi bu ikramlarımız tabii ki ilk günden başlayacak. Bunların hiçbiri ücretle olmayacak. Tamamen bir ikram şeklinde olacak. Tanıtım şeklinde olacak. Düşünün. Urfa'nın peynirli helvasını orada inşallah Ramazan Bingöl'le birlikte yapacağız ve sunacağız. Biraz önce ifade ettim. Soğuk baklavanın mucidi efendim Hacı Baba 2 ton baklava sunacak. İçli köfte, aras çakla, çiğ köfteler, peynirli helvalar ve o 24 şehre ilişkin başka ikramlar hepsi saat 11 açılışımızdan bunların itibaren. Tamam, ücretsiz ve Şanlıurfalılar orada geldiğinde dilediği gibi yiyip içecekler. Kesinlikle. Şanlıurfalılarımız orada geldikleri zaman o tanıtım... Katılan firmalarla ilgili detaylı bilginiz var mı? Efendim başkanım? Katılan firmalar çok tabii. Bunlar içerisinde Türk Hava Yolları sponsorluk yapıyor. TURSAP Turizm Acenteler Birliği katılıyor. Turist Rehberler Birliği katılıyor. Türkiye Otelciler Birliği geliyor. Ve bunun yanında biraz önce ifade ettiğimiz gibi 24 tane çok önemli turizm katılımcısı var ve 160 stand açaraktan burada katılıyorlar. Bu çok büyük bir faaliyet. Allah nasip ederse Cuma günü saat 11'de başlayacak. Pazar günü, cumartesi de devam etmiş olacak. Şanlıurfa'mız bu şekliyle bir cazibe merkezi haline geliyor. Ki zaten bir cazibe merkezi. Evet. Dünyada eşi olmayan, emsali olmayan birçok tarihi değerler Şanlıurfa'da. Biliyorsunuz son zamanlarda Türk Hava Yolları bir uçağına da Taş Tepeler ismi verdi. Şimdi o gün bütün Şanlıurfalılarımızı buradan bizim bu buluşmamıza, turizm buluşmamıza davet ediyorum. Burada hem gastronomi sunumları, hem lezzet sunumları olacak, hem de bu acentelerin tanıtımları olacak. Bana göre çok önemli. Urfa Merkez Belediye'mizin ve diğer ilçelerimizin de standları olacak. Yani Urfa'mızın gurur duyacağı bir iş, bir çalışma. Peki, şimdi Sayın Başkanım, seyircilerimizin bilmesi açısından söyleyelim. Biz bu programı Halepli Bahçe dediğimiz Sakıp'ın köşkünde bu programı gerçekleştiriyoruz. Hemen ileride de Balıklı Göl ve Kale var. Daha önce yaptığımız programda kalenin arkası ile ilgili, kale eteği ile ilgili demiştiniz ki oranın peyzajı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılacak demiştiniz. Kalenin hemen arkasındaki evler kamulaştırılmıştır. Bu kamulaştırma anladığım kadarıyla devam ediyor. Yakın bir zamanda da yine 300'e yakın ev kamulaştırılmıştı. Doğrudur değil mi başkanım? Evet. Şimdi burada peyzaj çalışması bir hayli zaman aldı. Yani birkaç yıl oldu. Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, o zaman Bakan Bey Murat Kurum geldiğinde demiştiniz ki çalışma yapılacak. Bu çalışma ile ilgili bir süre var mı o peyzajla ilgili? Mesela şu kalenin arkası 300 tane konut kamulaştırıldı. Geçen evet. gün bir hanımefendi beni bir yerde gördüğünde şöyle dedi. Başkanım dedi, sen bizi böyle güzel yerlere taşımamıza vesile oldun. Ve Şanlıurfa'da verdiğin her sözü tuttun ama bir sözünü daha tutmanı bekliyoruz. Buyurun dedim. Ha dedi, biz böyle evimize yerleştik. Gelip kahve içmeyi sözü vardı. Kahveye bekliyorum dedi. Şimdi gerçekten o insanların böyle mutlu olması beni çok mutlu etti. O 300 yapının kamulaştırılabileceğini kimse düşünmüyordu. Geldiğimiz gibi kamulaştırdık ve o zaman Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum Bey'i oraya davet ettik görsün diye. Tabii orayı gördüğü zaman buranın peyzajı da bana ait dedi. Ancak Kültür ve Tabiat Varlıkları Kurulu'ndan izinler alındı, bu işler uzadı, o ara deprem sel girdi. Evet. Biz baktık ki işler çok uzuyor. Bakana böyle dedik ki bunu ne yapacaksınız? Vallahi dedi, siz yapsanız daha iyi olur dedi. Peki dedik, biz şimdi orayı üstlendik. Biliyorsunuz ki yine 476 yapıyı kamulaştırdığımız turizm yolu var. Bütün gücümüzü oraya verdik. Şimdi buraya bir kısmını aktaracağız. Orada çünkü
Yine kendi belediyemiz imkanlarıyla orayı yapmaya başladık. İnşallah burayı da çok kısa bir zaman sonra düzenlemeleri başlatacağız. Çünkü burada Kültür ve Tabiat Varlıkları Kurulu'nun bir takım izinlerini almamız da gerekiyordu. Bu uzun sürdü. Ama şimdi inşallah çok yakın bir zamanda başlayacağız. Sordum başkanım, acaba tarihi dokuya zarar verebilir endişesiyle mi acaba öyle tabii, bir çalışma tabii, yapılmadı? O oldu. Söylüyorum. Ona ilişkin bir takım Kültür ve bu kurulun izin verme süreci uzadı. Ve o izin verme süreci sonunda da buradaki faaliyetlerimizin nasıl olması gerektiği belirlendi. Ama şimdi önümüz açık. İnşallah onu yapacağız. Allah nasip ederse. Başkan, konu kültür ve turizmden açılmışken şunu belirtmek istiyorum. Şu Göbekli Tepe'de sıcak balon uçuşu gerçekleştirilmişti. Bu devamlılık göstermedi. Bunun sebebi nedir acaba? Evet, biz orada anlaşma yaptık. Ne dederse de verdik ama şimdi Kapadokya çok yoğun olmuş. Bu şeyden sonra, pandemiden sonra. Tabii onlar pandemi döneminde ikinci bir pazar arayışı içerisindeydiler. Görüştük. Onlarla ilgili anlaşmalar sağladık ama kendileri şu an için Kapadokya'daki yoğunluk nedeniyle gelmek istemiyorlar. Artık burada ya kendi elimizle bir balon yaptırmamız gerekecek buraya veyahut da yine o arkadaşlarımızın belki bu yoğunluk içerisinde yeni balonlarını yapar, sipariş yaparlarsa bizim buna hazır olduğumuzu söyledik. Bakalım, bu süreç biraz bu şekilde akamete uğradı. Yani onlar bize şunu söylemişti. Efendim şu kadar, ne kadar istiyorsunuz? İşte efendim 120 bin euro sanıyorum demişlerdi. Bu 120 bin euro karşılığında da biz kendilerinden bizim öğrencilerimiz için uçuş talep ettik yani. Balon yine kendilerine olacak. Bize 120 bin euroluk uçuş. Bu uçuşlar ne kadar olacak ücret? Diğer insanlara yaptıkları fiyatın yarısı kadar ve daha azı olacaktı. Bundan biz faydalanmış olacaktık ama bütün bunlara rağmen henüz daha bir mutabakat sağladık ama sözleşme imzalayamadık. Anladım. Karşı tarafla ilgili bir durum yoksa evet. Burada şartların uygun olmaması gibi bir durum söz konusu. Hayır, hayır ama şunu söyleyebilirim. Onlar herhalde Kapadokya'da şu anda çok yoğun bir müşteri evet, akışıyla sıkıntı. Karşılaşınca burayı biraz şeye aldılar, rolantiye aldılar diyebilirim. Başkan, peki devasa projelerinizden yine bahsedersek şöyle bir projeniz vardı. 6 fabrika büyükşehir olarak yaptırmıştınız. Bununla ilgili son durum nedir? Fabrikalar faaliyette mi? Efendim, fabrikalarımız faaliyette. Evet. Hamdolsun. Ama biz bu 6 fabrikayı açarken neydi durum? Onu söyleyeyim. Bizim bütün teşviklerimize rağmen insanlar Şanlıurfa'ya gelmek istemiyordu. Niye gelmek istemiyordu? Efendim, bu şehirde işte geçmişte canlı bombalar patlamış. Güvenlik endişesi vardı, sıkıntıları vardı. O zaman biz onlara şunu dedik. Gelin kaplumbağa formülü uygulayalım dedim. Nasıl dediler? Biz fabrika açalım. Eğer bir sıkıntınız olursa malzemenizi tırlara alıp götürürsünüz dedik. Peki dediler, fabrikayı açtık. 6 tane fabrikayı, ilçeler açtı ama oranın birkaç tane sorunu vardı. Enerji sorunu. Enerji sorunu geçen dönem arkadaşlarımızla toplantı yaptık ve hallettik, çözdük. Bunu bakanlık ihale etti. Şimdi onun dışında ne vardı? Su sorunu vardı. Su sorunu da aslında o sebeye su götürmek belediyenin meselesi mi? Evet, biz dedik bu da belediyenin meselesi dedik. Onun da ihalesini yaptırdık. 155 milyon civarında, bunun 90 milyon civarındaki kısmı belediyemiz finanse ediyor. Diğer kısımlarda işte eş finansman sağladık. Bu şekilde su sorunu da çözüyoruz. Şimdi geldiğimiz nokta nedir? O sebede artık yer bulamıyoruz. Fabrikaların müracaatı nedeniyle artık Urfa bir sanayi şehri olma yoluna girdi. Allah'a hamdolsun. Ve fabrikalarımız işçi alıyorlar, işçi arıyorlar, kalifiye eleman arıyorlar. Yani Urfa bir sanayi şehrine dönüştü. Nasıl oldu? İşte bunda biz öncülük yaptık. Gelin, Urfa'da hiçbir sıkıntı yok.
Ha işte fabrikalarımızı açıyoruz. Urfa güvenli hale geldi. Güvenli bir şehir. Güvenli olduğu için de buradaki yatırımlarınız kazanç getirecek. Bakın Türkiye'nin en genç şehri dedik. Yaş ortalaması 20 civarında. Ve burada siz istihdam edecek elemanları kolaylıkla bulabilirsiniz. Git İSO'dan görüştük, ATO'dan görüştük, onları buraya davet ettik. Biliyorsunuz para sermaye ürkektir. Onlar bunu buraya geldiler, biz oralara gittik. Netice itibariyle Şanlıurfa'da öncülük yapıp bu fabrikaları açınca ilçelerimiz de arkasından her biri birer ikişer fabrika açtı ve Şanlıurfa şu anda bir sanayi şehri olma yolunda. Peki sen fabrikalar ne üretiyor? Bununla ilgili bir bilgi var mı? Evet, fabrikalar inşallah yakında biz dolaşacağız bu fabrikalarımıza. Biliyorsunuz Urfa'da daha ziyade ayakkabı ile ilgili sektör güçlendi. Bizler de bunlarla ilgili alanlarda faaliyet göstermesini istedik ve daha fazla eleman çalıştırması için de o sebe müdürümüzle o zaman anlaştık. Şimdi fabrikalarımızı da inşallah yakında içini gezeriz, görürüz. Bu 6 fabrikamızdan biz 5'ini bu şekilde kiraya verdik, birini kiraya vermedik, birini ne yaptık? Kendi ekmek fabrikamızı kurduk o birinde de. Ekmek fabrikası. Evet. Bu da gerçekten güzel bir projeydi. Peki bu ekmek fabrikası demişken, yani ekonomik koşullara bağlı olarak ekmek fiyatları sürekli artıyor ya da kendini güncelliyor diyelim. Ekmek şu anda 6 lira. Halk ekmekte durum ne? Üretimin kapasitesi ne? Neler yapılıyor halk ekmekte tam olarak? Halk ekmekte şu anda üretim 100 bin adet ve 3,5 lira fiyat. Çeşitli yerlere standımızı kurduk. Tabii ki bu standlarımızı kurduğumuz zaman birçok olayda olduğu gibi bir bakıyorsunuz ki bir algıyla karşılaşıyorsun. Nedir? Standı yeni kurmuşsun. Fabrika 3 gün sonra faaliyete geçecek. Efendim halk ekmek kuruldu. Hani ekmek nerede? Haşim görülüyor, ekmekler görüyor, halkımız alıyor. Neden bunu yapıyorlar? Bu çok gereksiz işler. Bakıyorsunuz bunu ulusala kadar taşımışlar. Halk ekmek açılmış. Ama halk ekmek büfesinde şu anda ekmek yok. Arkasındaki güçlü fabrika ve üretim bizi depremde çok büyük sıkıntılardan kurtardı. Çevre illerimizi bu sıkıntılardan kurtardık. Birçok şeyde yalan yazıyorlar. İnsan utanır. Ondan sonra ben yalana devam etmeyeyim. Bu kadar mahcup oldum. Eskiden şunu dedik. Yalancının mumu yatsıya kadar yanır. Ama şimdi yalancının mumu akşam ezanından sönüyor. Ama yine bunlar almıyorlar. Efendim bir başka şeyde algı yapmaya çalışıyorlar. İşte gördüğünüz sel bastığı zaman Cumhurbaşkanı'nın açılışı yaptığı yer. Ne alakası var? Biz bir alt germeli üst kavşak yapmıştık. Köprü kavşak yapmıştık. O 12 yıl önce yapılmıştı. Efendim böyle olmaz. Biz ne diyoruz? Baştan beri belediye başkanı olduğumuzdan bu yana şunu söylüyoruz. Efendim bir algılarla yarışmayalım. Peki, neyle başkan, yarışalım? Ekmekle ilgili algı yapılır diyorsunuz da şu an büfenin kurulduğu ve içinde ekmeğin olmadığı yer var mı ki? Hayır. Ya da şöyle olamaz mı? Diyelim ki ekmek bitmiştir, tüketilmiştir. Tabii. Nihayet olabilir değil mi? Aşım da yani çekebilirsin. Ekmek tüketilmiş. Evet. Yani ben gittiğim saatte o sırada ekmek yok. Evet. Diyelim ki. Yani esas olan olabilir, değil mi? Hizmette yarış olması lazım. İnsanlara nasıl yardımcı oluyorsun? Nasıl gayret ediyorsun? Nasıl hizmet ediyorsun? Bunun iktidarı ve muhalefeti de yoktur. Muhalefette de yapacağınız çok güzel hizmetler vardır. Muhalefette de insanları organize edersin. Yardıma koşarsın. Bir deprem anında, bir sel anında kendi kuruluşlarını organize edersin, yardıma ulaşabilirsin. İnsanlara yine dezavantajlı insanlar için örgütlenme yapar, para toplar, yardıma gidebilirsin. Muhalefet demek de konuşmak demek değildir. Şimdi bakın şurada biz çok şey yaptık dedik ya. Ben bir kısmını sayacağım. Şuraları görüyorsunuz. Kameraman arkadaş gösterebilir mi bilmiyorum. Şu önümü görüyorsunuz. Bunlar hep projelerimiz ve faaliyetlerimiz. Kaleteyli 300 yapı kamulaştırıldı. Belediye bahçesi ve dijital sinema belediye bahçesi açıldı.
biliyorsunuz Büyükşehir Hizmet Binası'nı orada yıktık, yerine bir belediye bahçesi yaptık. Ona da karşı çıktılar. Niye karşı çıkıyorsun? Ne güzel işte şehrin ortasında cıvıl cıvıl ağaçlık bir yer, yeşillik bir yer, çimenlik bir yer, insanlar oturuyorlar. Çok da uygun başkan. Yani Yücel Bakan'a evet, güvenli bir yer. Aileni aldığın zaman çok rahatlıkla gidip oturabileceğin yer. Neden karşı çıkıyorsun buna? Yine efendim dijital sinemaya açtık, çocuklarımız çok mutlu. Efendim Kızılkoyun'da 60... dijital sinemada ücretsiz bu arada film izliyorlar. Ücretsiz. Ayrıca yani, mısırını veriyoruz. O girerken onun limonatasını da veriyoruz. Çocuklarımız mutlu olsun istiyoruz. Yine Kızılkoyun'da 60 ev kamulaştırdık. Kızılkoyun bahçesini hizmete açtık. Kızılay Meydanı'nda 173 yapı kamulaştırdık. 173 yapı kolay bir iş değil. Bakın orada yaptığımız 173 kamulaştırma. Geçen bir arkadaşımız, dostumuz. Hatta ismini söyleyeyim mi dedim böyle Urfa'da şeyde. Faruk Bayrak Beyefendi eski vekilimiz. Vallahi dedi Kızılkoyun'u gördükten sonra ki bir de şeyi görmüş. Eski belediye bahçesini. Diyor ki ben dedim ki ya şunu ben Urfa'da yaşasam ölünceye kadar bu başkana oy verir. Ölünceye kadar. Bu yapılabilecek faaliyet değil. Çok büyük faaliyet. Şimdi önlerimize açıldığı için kolaymış gibi görünüyor. 20 yıl konuşulan, 30 yıl konuşulan işlerdi bunlar. Öyle kolay işler değildi. Her girdiğimiz zaman bu işin başına şöyle deniyordu. Başkan diyorlardı. Ya buna girme diyorlar. Bu çok zor iş diyorlar. Biz şimdi ne diyoruz? İşte bugün gururla ne diyoruz? Çok şey yaptık. Şanlıurfa için çok şey yaptık diyoruz. Efendim 6 yeni fabrika açtık. Bilim merkezi yaptık. Abide kavşağı yaptık. Abide kavşağının viyadüklerini şu anda görüyorsunuz. Işıl ışıl yaptık. Bu Urfa'mızın bir gururu, insanlarımızın bir gururu. Bu kavşakta, o ışıltıda var mı başka şehirde böyle bir güzellik? Yok. Şimdi biz buradan İmamoğlu ne yaptı diye sorduğumuz zaman aman ya Rabbi bir kısımlarına o kadar dokunuyor ki. Ya siz kendi belediye başkanınızla iftihar edin. Onun icraatlarıyla iftihar edin. Onun şehre katılan bu güzelliklerle iftihar edin. Orada yapılmayan yanan otobüslerle, duman otobüslerle, uçan otobüslerle ne işiniz var sizin? Gelin burada. Burada çok güzel şeyler oluyor. Bunu yayın. TikTok'tan yayın. Hayır. Efendim şehrinizin başkanına sahip çıkın. Şehrinize sahip çıkın. Şehrinizin güzelliklerine sahip çıkın. Şehrinizin tarihine sahip çıkın. Yine Trambus. Hani gelmez dediniz. Trambusler geldi ve ücretsiz. Efendim halk ekmek. Kuzey Şehir Kont projesi. Biz bunun altyapılarına başladık. İlk defa 100 metre bir yol açtık. Ve şimdi yakında temel atmamız başlayacak. Hobi bahçesi. Kaç konut bu arada ilk etapta başkanım? 2500. 2500 ile evet. Başlanacak. Evet. Şimdi hobi bahçesi. Halkımız benden ne istiyor biliyor musun? Başkanım ikincisi ne zaman yapacaksın? O kadar tutuldu ki. Bir tane emekli insan akşamüstü gidiyor işte orada. Zamanını geçiriyor. Efendim bunu Tohoça Bulvarı trafiği açtık 11 kilometre. Açık su caddesini açtık. Karakoyun Köprülü kavşağını tamamladık. Akçakale yolunu 50 metreye çıkardık. Özdiker çarşısından kamulaştırma devam ediyor. Kültür turizm yolu çalışmalarımız devam ediyor. Osmanlı Mahallesi'nde 99 mahalle, 99 yapı. Asya Mahallesi'nde 49 yapı. Süleymaniye Salih Özcan Bulvarı'nı açıyoruz. Kamulaştırma bitti. 183 kamulaştırma yaptık. Otogalericiler biliyorsunuz taşıdık. Yeni sitelerini tamamladık, açtık. Hayvan borsasını hizmete açtık. Bungalovları tamamladık. Siverek Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'ni açtık. Ve üst geçiş çalışmaları da sona gelindi. Birçok üst geçit açtık. Yani görüyorsun şehrin her yeri ışıl ışıl oldu. Meyve sebze kurutmalık tesis seralar yaptık. Eyüp Nebi Cami ve Külliyesi Sabır Evleri Eyüp Nebi Cami Külliyesi tamamlandı. Sabır evlerini yaptık. Işıklandırmayla Urfa'mız ışıl ışıl oldu. Kendi çayımızı üretiyoruz. Atatürk Bulvarı ışıklandırdı. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yardım ediyoruz. Sosyal market yaptık bu arada kurduk. Gençlerimiz
efendim gençlik merkezlerimizi kurduk. Vektörle mücadelede kendi araçlarımızı aldık. Kendimiz en iyi kaliteli ilacı alaraktan bu haşerat işini en az seviyeye indirdik. Yine asfalt, beton, kilitli parke ve büz boru imalathanelerimizi kurduk. İlçelerimize modern mezbaha açtık. Yenice mezbahasını kurduk. Meslek istenen alt ve üst çalışmalarını biriktirdik. Viranşehir Kent Parkı'nı tamamladık. Hilvan, Harran Kent Parkları, Akçakale Mesire Alanı, Çevik Kuvvet Köprülü Kavşağı bizim dönemimizde tamamlandı ama bu karayollarına ait, fakat burada bizim girişimimiz oldu. GAPVALİS 4. etapı hizmete açtık. 17 sokağımızı aslında uygun restore ettik. Haç Kamil Konağı'nı restore ediyoruz. Pardon başkanım, 17 sokak dediğiniz tarihi sokak. Tarihi sokakı. Evet. Yani Hekim Dede Mahallesi, Cami-i Kebir Mahallesi, evet, evet. O eski mahallelerde. Tabii tabii, bunları biz sağlıklaştırma yaptık sokaklarda. Haç Kamil Konağı'nı restore ediyoruz. Sakıp'ın Köşkü Gastronomi Merkezi oldu. Kırsal yollar %95 oranında tamamlandı. Türkiye'nin en büyük çocuk trafik eğitim parkını aldık. Muhtar bilgi sistemini kurduk. Omiristan Camii ve Külliyesi hizmeti açtık. Göbeklitepe sıcak balon uçuşu yaptı. Urfa biz Şanlıurfa'ya çok yaştı. Karaca'da kayak merkezi bitti. İnşallah açılışını yapacağız. Ve yine çok önemli bir şey, 100 bin insanımızı etkileyen Eyüpiye'deki katı atık kokusunu ortadan kaldırdı. Asya Mahallesi'ndeki. Asya Mahallesi'ni etkiliyordu ve daha ilerisine kadar gidiyordu bu. Şimdi başkanım, Cumhuriyet'te restoran ve gastronomi merkezi açtık. Efendim, Bediüzzaman Mezarı'nda düzenleme yaptık. Ve yüzlerce araç aldık. Kır düğün salonumuz yakında faaliyete geçiyor. Daha burada gördüğünüz faaliyetlerimiz devam ediyor. Efendim, bunun için biz bugün oturduğumuzda Şanlıurfa'mız için çok şey yaptık diyebiliriz. Şimdi projelerinizi anlatırken özellikle dikkatimi şey çekti. Yani vektörle, sineklerle, haşereyle, evet, mücadele. Tabii. Niye önemli bir konu? Bu yıl niye daha bir önem kazandı bu konu? Şunu söyleyeyim. Siz de çok iyi biliyorsunuz ki lavralama dönemi, yani yumurtalama dönemi genelde Ocak, Şubat, Mart ayında. Ve bu yıl özellikle deprem ayında, depremin ilk haftasıydı falan, dedim ki öyle bir yaz geçireceğiz ki sinekten burnumuzu, ağzımızı kapatıp Urfa caddelerinde gezeceğiz. Çünkü deprem az önce de dile getirdiğim gibi lavralama dönemi ve bir yandan depremle uğraşıyorsunuz, bir yandan selle uğraşıyorsunuz. Yani insanlar belki bilmiyordur ama lavralama dönemi Ocak, Şubat, Mart ayında başlıyor. Ki o dönemde belediye ilaçlama yapıyor ki Temmuz, Ağustos ve Eylül'de siz daha rahat nefes alın. Dedim bu deprem, bu sel, aman Allah'ım çok feci bir yaz geçireceğiz. Öyle de olmadı. Ya bunu bir vatandaş olarak, bir gazeteci olarak da değil, bir vatandaş olarak gerçekten bu kadar işin arasında bu lavralama dönemi de unutulmadı. Ve yaz aylarını kim dese ki Şanlıurfa merkezde ben sinekle mücadele ettim, şöyle oldu, böyle, yalan söyler. Biz de geziyoruz. Eyüpiye'de de geziyoruz, Haliliye'de de geziyoruz, Karaköprü'de de geziyoruz. Şanlıurfa merkezi için bunu söylüyorum. Bu anlamda size teşekkür ediyorum. Ben şimdi bak burada iki konuyu izah edeyim. O lavralama dönemine ilgili biz açtık, arkadaşlara ihmal etmeyin. Hatta şunu söyledim kendilerine, bakın Karakoyun'un o alt kısımlarına girin, oralar nemlidir. Orada yumurtalama çoktur, gerekirse oraya şey de yapın, alçı yapın dedim. O işle mücadele ederken bir yandan da bunu yaptık. Yine biz o işle uğraşırken bakın 6 Şubat'ta deprem oldu, 8'inde GES'imizi ihale yaptık. Yani biz biliyoruz ki bunlar Urfa için gerekli. İlaçlamada geldiğimiz noktayı söyleyeyim. İlaçlamada şunu yaptık. İlaçlama araçlarımızın tamamını satın aldık. Şimdi biz ilaçlamayı... Daha önce kiralama. Kiralama. Değil mi? Şimdi firma kiralama yok, yaptığımız zaman aslında şu karşımıza çıkıyordu, baktık. Araç sahiplerin rekabet çıkıyordu. İlaç ikinci, üçüncü planda kalıyordu. Biz ne yaptık? Araçları alınca ilaçlama en iyi ilaçla ilgili rekabeti bulduk. En iyi ilaçla ilgili çalışmayı yaptık. Ve şimdiki ilaçlarımız çok tesirli. Geçen gün bana bir telefon geldi. Başkanım dediler, işte şurada
biraz böyle ilaçın etkisi fazla olmuş. Açtım bizim şeye, çevre daire başkanımıza, Remzi Bey'e. Remzi Bey dedim, buradan şikayet geldi, çok ilaç tesir etmiş insanlara. Başkanım dedi, onlar eskisi gibi sandılar, bizim elemanları zorlamışlar. Aynı sokaktan iki kere geçirmişler ve çok durdurmuşlar. İlaçlarımızı analiz ettiriyoruz. Mesela sivrisinek bağışıklık kazanmış mı? O haşerat bağışıklık kazanmış mı, kazanmamış mı? Etkisi nasıldır? Onun içerisindeki hangi dozajın artırılması ve eksiltilmesi lazım? Bütün bu çalışmaları yaptıktan sonra en iyi ilaç hangisi ise o ilacı alıyoruz. Bu sene biz eğer ilaç alacak olsaydık, benim hesaplamalarıma göre 70-80 milyonluk ilaçlamaya para ödeyecektik. Ne kadar ödedik? 5 milyon civarında. Araç kendimizin aracı. Evet. Şimdi Şanlıurfa Belediyesi güçlü belediye derken araçlarımızı işte böyle bir araçlarımızı kendimiz aldığımız için güçlü bir belediyeyiz. Diğer işlerde asfalt plentimizi kendimiz aldığımız için güçlüyüz. Yine konkasörlerimizi kendimiz aldığımız güçlüyüz. Bana bir gün fotoğraf atıldı. Video. Başkanım diyor, işte bak şu araç diyor, orta yerine çok az asfalt koymuş, gidip geliyor. İstihap hattı öyleymiş, araç gidip geliyor. Ne yaptık? Kendi kamyonlarımızı, tırlarımızı şimdi aldık. Yani o yasa gereği o kadar yüklemesi gerekiyormuş. Ama şimdi öyle mi? Bizim kendi araçlarımız taşıyorlar, yetişiyorlar. Biz kendi bu dönemimizde, deprem döneminde sadece kendimizle kalmadık. Adıyaman'a çok büyük destekler verdik. Neden? Eğer biz ihaleyle bu işleri yapmış olsaydık müteahhidin yapacağı yerleri değiştiremezsin. Tabii. Ama senin araçların var, hadi bakalım dedik. Adıyaman, kardeş Adıyaman'ına da yardıma git dedik. Bakın seyirde bir hadiseyi yine anlatayım size. Belediye başkanı olduktan sonra bana dediler ki, efendim dediler, bizim bu arıtma tesisimizin güçlendirilmesi yok, zayıf. Şu kadar para gidiyor, o zaman için de çok önemli bir para. Biz de belediyeyi yeni aldığımız için ekonomik durumumuz da çok iyi değil. Ne diyorsun başkanım dediler. Hemen bunu yapın dedik. Ve hemen yaptık. Arkasından alarm sistemi kurduk oraya. Deprem olduğu zaman efendim biz bu güçlendirmeyi yapmamış olsaydık bizim arıtma tesisi yıkılacaktı. Ve bir gün baktım bana bir fotoğraf atıldı. Selden sonra çamurlu su arıtma tesisimize girmiş ama çok felaket bir şekilde şebekelere girebilir. Ne yaptınız dedim. Başkan dedi, o kurduğunuz alarm sistemi sayesinde hemen şebekelere girişini kestik dediler. Peki bütün bu şehre o zaman yayılmayan çamurlu suyun ötesinde bir de taze içme suyu vermemiz gerekiyordu. O sıkıntılı anda 100'e yakın tanker buldum. Komşu vilayetlerden istedim. Her muhtarlığımızın önüne tanker. Peki suyu nereden bulacaksın? Biz daha önce tedbirlerimizi almıştık. Kendi çimlerimizi sulamak için kuyular açmıştık. Çünkü bunu arıtmadan sulamayalım istedik. O kuyularımızdan sularımızı çektik. Evlere kullanma suyu muhtarlıklarımızın önünden dağıttık. Peki içme suyu için peki? İçme suyu için de pet sular getirttik. Ne kadar pet su varsa alın dedik ama bu ara depremde Adıyaman'da işte Gaziantep'te birçok ilde birikmiş sular vardı. Onları getirdik. Onları muhtarlarımıza dağıttık ve arkasından ertesi günün ekmeğinin çıkmama ihtimali vardı. Fırıncılar Dernek Başkanımızla görüştük. O fırıncılara haber etti. Bugün de ona bundan dolayı teşekkür ettim. Çok gayretli, çalışkan bir kardeşimiz. Sabaha kadar uyumadılar. Bütün fırıncılarımızın ihtiyacı olan suları dağıttılar. Ertesi günde fırınlarımız açık oldu.
Bakın böyle bir kriz anında ne yaptık? Tedbirlerimizi hemen aldık. O krizin en asgari düzeyde yaşanması için Şanlıurfa'ya gereken çalışmaları yaptık. Öncesinde ne yapmıştık? Eğer biz arıtma tesisimizi güçlendirmeseydik, arıtma tesisi bu depremde birçok ilinki yıkıldı. Ama bizimki ayakta, hiçbir çatlama dahi olmadı. Peki alarm sistemini kurmamış olsaydık, efendim deprem mi olacaktı, nereden biliyorsunuz? Sel mi basacaktı, nereden biliyorsunuz? Tedbirlerimizi alıyoruz. Bakın bugün yaz, sıcak geçen bir yaz, öyle mi? Evet. Havalar Temmuz ayında dünya ortalaması sıcaklığı ne kadar arttı? 1.7 sıcaklık derece sıcaklık arttı. Bu ne demektir? Allah muhafaza bu kışın daha fazla yağmurun yağması demektir. Evet. O zaman ne yapmamız gerekir? Bugünden 30 tane eleman alıyorum. Sadece logarlarımızı temizlemek için 3 ay boyunca. Bunlar gece gündüz çalışacaklar. Bunların içerisinde bir çakıl taşı dahi bırakmayacaklar. Efendim bu yaz sıcağında kış. Evet, bunu düşünmek zorundayız. Yine aynı tedbirleri Karakoyun'da aldık. Şimdi Karakoyun'da kentsel dönüşüm başladı biliyorsunuz. Hı hı. Ama ondan evvel Karakoyun hemen biçiğindeki evleri kamulaştırıp boşaltmamış olsaydık. Yine biraz önce Salih Özcan Bulvarı dediğimiz bu bulvarda ki kuzey-güney yolu dediğimiz bu hatta 180 tane ev kamulaştırıp boşaltmamış olsaydık, efendim oradaki insanların deyimiyle ben konuşayım, can kaybımız yüzleri aşardı. Yüzlerce olurdu diyorlar. Ne yaptık biz? Önceden buraya ilgili tedbirlerimizi aldık. Gelir gelmez hemen ne yaptık? Hemen Karakoyun'un kenarında bulunan satılık yazılan evleri satın aldık. Oraları park yaptık. Ya başkan bunlar çok küçük parklar. Bu çok küçük parklar bize lazım edecek dedik. O küçük parklar o sel zamanında göllenme alanı oluşturdu. Ve o göllenme alanı nedeniyle can kaybının oluşmamasına neden oldular o bölgede. Şimdi Karakoyun'un batı tarafı bir an önce bize de başlayın diyorlar. Bakın Yakubiye'ye başladık. Müzenin ön tarafına başladık. Adeta Şanlıurfa'yı bir şantiye haline dönüştürüyoruz. Peki başkanım, özür dilerim. Şimdi selden bahsediyorsunuz. Önümüzdeki kış nihayetinde buharlaşan bu su yağmur olarak evet. gelecek. Yine aynı sorunun yaşanmaması için alınan tedbirlerden bahsediyorsunuz. Peki Cavsak Deresi dediğimiz, Cavsak Suyu dediğimiz Abide Köprü kavşağına dolan o su, askeriyenin oradan gelen su ile ilgili, onunla ilgili bir önlem alındı mı? Çünkü daha önceki sel felaketinde, yani daha, geçen sene daha doğrusu, suyun taşmasıyla orası dolmuştu. Şimdi bakın, bununla ilgili bir önlem var mı? Şimdi orada derelerin üstü açıldı. Daha önce derelerin üstü kapalıydı. Kapatılmıştı. Çeşitli belediye başkanları tarafından. Mesela Piazza. Biliyorsunuz derenin çok alta düşen bir kotta yapılmış bir yer Piazza. Şimdi bazı işlere yapacak bir şeyin yok. Ama derelerin üstü açıldı. Fakat Cavsak Deresi'nden gelen, bakın Cavsak Deresi'nde biz, şimdi fotoğraflar bende, ağaçlar kökleriyle sökülmüş oraya girmiş, araçlar oraya girmiş. Oradan taşan su evet. şeye gitmiş, Abide'ye gitmiş. Şimdi bunların resimleriyle, fotoğraflarıyla bende var, çıkardık. Ama bir şey var ki, Cavsak Deresi yolun altında ve Nevari'nin altından, otelin altından geçiyor orada. Evet. Şimdi bu geçmişte yolun altında yapılmış. Şimdi bununla ilişkin yapılacak şey sadece buraların temizlenmesidir. O deprem anında da erken uyarılara insanların uyup araçlarını sağa sola park etmemesi gerekiyor. Şimdi Urfa bir sel yaşadı. Bu selde dersimizi almamız gerekiyor. Efendim bu durumda ne yapacağımızı artık o zaman yetkililer söyleyecekler. İnşallah böyle bir şey yaşamayız ama İnşallah. Neticede şu anda derelerin üstleri açılıyor. Hayır başkanım, siz algı dediniz ya, nihayetinde buna bir cevap verilmesi açısından söylüyorum. Siz o derelerin üzerini kapatan belediye siz değildiniz. Öyle değil mi? Bu çok eskide, daha önce kapatılmıştı. Tabii. Çok eski. Tabii. Seyircilerimizin en azından bilmesi açısından evet, soruyorum. Bunları biz kapatmadık. Bunların yeni bugünkü şeyi de, ihalesi de
DSEİ tarafından yapıldı açılması. Biz sadece o dereleri ilaçlıyorduk. Temizliğini yapıyorduk. Bizim yaptığımız sözleşme gereği. Ama derenin hangi tarihte, hangi belediye başkanı tarafından yapıldığını halkımız hafızalarını yoklasalar bilirler. Peki. Şimdi buradan kimseyi suçlamak istemiyorum. Evet. Peki başkanım, önemli bir projeyle devam edelim. Geçtiğimiz programda da yine dile getirmiştik. Balıkayağı bulvarındaki dalgeç, yani Karaköprü'deki yapılması düşünülen dalgeç. Zaten orada da bir çalışma oldu. Yerli Karaköprü halkıyla biraz mezarlığın yeriyle ilgili sorunlar yaşandı ama sonuç olarak mezarlık biraz daraltıldı. Orada bir dalgeç çalışması düşünülüyordu. Ne oldu bu proje, ne zaman başlanacak ve devamındaki dalgeçler? Şimdi bakın, orada bakanımızla görüştüm. Bakan bey tamam dedi. Bugün yeniden bir mesaj attım. Bakın, zaman çok daralıyor. Bunu bir an önce başlayın. İhaleye çıktıkları zaman 18 aya çıkmışlardı. 5 aya düşürdük. Kendi ihalelerimizde de bunu yapıyoruz. Efendim, artık teknoloji böyle çok uzun süre gerekmiyor. Abide Kavşağı'nın kaç ayda yaptık? Normalde 180 gün demişti. 210 gündü. Pardon, 210 gündü. Bir tarafı 150, bir tarafı da 180 günde bitirdik. 180 gün, evet. Bir tarafı 150 günde bitirdik. Şimdi durum bu. Yani artık 6 ayda görüyorsunuz işler bitiyor. Bunda da 18 ay koymuşlardı. Biz bunu düşürdük. 5 aya görüştük. Şimdi bakan beyle görüştük. Telefonla da geçen gün görüştük. Başlayacağım diyor. Bugün de mesaj attım. Sayın Bakanım, çok geç kaldık diyorum. Bakın, biz mezarlığı açtık. Geçmişte bu mezarlık söz konusu ediliyordu. Şu anda mezarlık çözüldü. Şu an herhangi bir itiraz kalktı. Yok değil mi başkanım? Hayır. Hiçbir engel yok bizim açımızdan. Efendim, tahmin ediyorum şöyle bir durum var. Müteahhitle ilgili bir sorun yaşanıyor. İnşallah bugün yarın başlarlar. İlk kepçeyi vururlar diye bekliyoruz. O zaman bir mesleğen rica edelim. Biraz daha sıkıştıralım bakan bey. Biraz daha sıkıştıracağız. Biraz daha sıkıştıracağız inşallah. Başkanım, ulaşımla alakalı şöyle vatandaşlardan da gelen bazı sorular var. Dilerseniz onu sizlere söylemek isterim. Bazı duraklar yıkılmış daha doğrusu. Özellikle hastane civarı, Mehmet Akif'in Eğitim Araştırma Hastanesi. Karşı tarafında yapılan binalardan dolayı oradaki durak yıkılmış. Orada gelen hasta, yaşlı vatandaşlar zorluk çekiyor. Bununla ilgili bize gelen mesajlar vardı. Durak yok orada, kaldırım da yok aynı zamanda. Şimdi bizim Ulaştırma Daire Başkanımız bunu biliyor. Evet. Gereken çalışmalar şu anda yapıyor. Onların gereğini yapacağız. Ve başkanım, son zamanlarda yapılan zamlarla alakalı kamuoyunda bazı şeyler var. Tekrar zam yapılacak mı? Bir de kartlı sistem zannedersem yapıldı son süreçte. Kredi kartıyla ödeme. Orada da ücret daha fazla kesiliyor. Kredi kartıyla basıldığı zaman 10 lira yerine 13 lira kesinti yapılıyor. Bununla ilgili bir çalışma yapılacak mı? Şimdi efendim, kredi kartına geçtik. Bütün şehirlerle kıyaslama yapılıyor. Burada bir maliyet hesabı yapılıyor. Tabii bunlar bir ve iki ödeme için yapılan şeyler. Fiyatlandırmalar. Bunu üzerinde durduğumuz bir konu, çalıştığımız bir konu. Yine fiyatlar konusuna baktığımız zaman Urfa bütün 30 büyük şehir içerisinde en ucuz şehir. Bakın, sadece biz burada belirli şeyi sübvanse etmemiz yeterli olmuyor. Halk otobüslerimiz var. Halk otobüslerimiz bize geldiler. Yan dediler, anahtarlar size alın dediler. Bu fiyatlar bizi kurtarmıyor dediler. Suda şu anda yine cazibeyle sulanan yerler var ki bunlar hiçbir para ödemiyor. Biz 3000 kuyudan su çıkarıyoruz. Aylık zaman zaman 125 milyona yakın paralar ödediğimiz oluyor. Şimdi bu suları çok yüksek maliyetle elde ediyoruz. Bütün bunlara rağmen yine 30 şehir içerisinde en altlardayız. Veyahut da ortanın biraz altındayız. Anladım hocam. Peki abonman normal vatandaşlar için abonman kart olma imkanı var mı başkan? Böyle bir soru da vardı. Şimdi arkadaşlarımızı çalıştırıyoruz. Bu konuları tekrar masaya, önümüze koyacağız. Olması gereken bir durum.
Öğrencilerin için var biliyorsunuz bu. Evet. Vatandaşların için de bu talep var. Evet. Peki başkanım. Bir de başkanım şöyle, şimdi daha önce göreve gelmeden önce yapmış olduğunuz, daha doğrusu vaat ettiğiniz projeler vardı. Bunlardan bir tanesi de yine askeriye alanıydı. Oraya, evet, askeriyenin yerine millet bahçesi projesi zannedersem vardı. Var mı böyle bir proje? Şimdi askeriye ile ilişkin bir vaadimiz var mı? Onu tekrar benim söyleniyor ama şöyle diyeyim. Askeriye ile ilgili çalışmamız var. Evet. Ancak askeriye şunu istiyor bizden. Diyor ki efendim benim teslimi yerine aynı şekilde tesis yapın. Biz şimdi onların taşınacağı yeri bir takım yine 18 uygulamaları, yapı kamulaştırmaları yapıyoruz. Askeriye ile biz şu şekilde anlaşmış bulunmaktayız. Efendim benim yerimi yapın, ben de askerimi alayım gideyim diyor. Bu şekilde bir anlaşma yaptık. Bugün biz onların testlerini yaptığımız gün buraları bize bırakacaklar. Biz de orada şimdi çalışmalarımızı başlattık. Çalışmalar başlandı derken öyle bir yer var mı yapabileceğiniz? Yani tabii. Yer var. Hazır. Şimdi orada özel şahıslara ait yerler var. Onları 18 uygulamasıyla bir yere topluyoruz. Üzerinde müktesatlar var. Onların kamulaştırılması gerekiyor. Bunlar şeyden evveldi, depremden evveldi bir hesaplama yapmıştık. 50 milyon civarında para tutuyordu. Şimdi rakamlar çok daha büyüdü. Ama çalışmalarımızı yavaş da olsa şu anda sürdürüyoruz. İnşallah zaman içerisinde bazı formüllerimiz var. Bu testleri yapacağız. Onları da taşıyacağız. Efendim burayı da yine çok büyük bir fuar alanı olarak böyle insanlarımızın böyle betonermeden arınmış halkımızın gezi alanı şekilde hizmete sunmayı planlıyoruz. Başkanım, sizinle yayına çıkacağımızı bir sosyal medyadan duyurduğumuzda çokça soru aldık. Yani vatandaş birçoğu da hemen hemen ortak sorulardı. Bunlardan bir tanesi yine belediyede çalışan işçilerin promosyonu ve yine işçilerin ücret, kadrolu işçilerin ücreti herhalde memurdan düşük olarak şu an alabiliyorlar. Onlarla ilgili bir düzenleme olacak mı? Promosyon ne zaman biz alınacak? Şimdi biliyorsunuz sözleşme zamanı gelmemiş olmasına rağmen %45 civarında, %40-45 civarında bir artış yaptık. Evet. Yani şu anda tahmin ediyorum bu artışı başka bir yer yaptığını düşünmüyorum. Hatta en alt grubu böyle 15.500'e çektik. Üst gruplara da zamlar yaptık. Kademeli olarak seyyanen yaptık. İkinci bir konu, bankalarla arkadaşlar her gün görüşme halinde. Tekrar görüşün dedim. Sendikaya şunu söyledik. Sendika, siz de görüşün. Bu promosyonu eğer yüksek bir şekilde nere veriyorsa 1 lira anlaşalım bitirelim. Tabii ki sendika şunu söylüyor herhalde arkadaşlarımıza. Ya bunu biz diyor ocağı beklersek daha yüksek alırız diye bir düşünce var. Ancak şimdi bu şekilde bir anlaşmada da daha yüksek bulabileceğimiz bir yer olduğu zaman hemen anlaşmamızı yapacağız. Yani promosyon nihayet bizim içimize gidecek. Bizim cebimizden de çıkan bir şey değil. İnşallah bunu sağlayacağız. Başkanım, Kaşmer Dağı projesi son durumu ne? 25 bin konut orada planlanıyordu. Orada var mı bir gelişme? Diyorum ya, biraz önce bahsettim. Altyapı çalışmalarımız devam ediyor. Evet. 100 metre yolumuzun açılımı devam ediyor. Yakında da temel atıyoruz inşallah. Bakın oranın bir kısmı da TOKİ tarafından yapılmaya başlandı. Evet, bu depremden hasar gören. Başkanım, şöyle bir soru da vardı. Depremde hasar görüp evi yıkılması gereken aileler var. Mağdurlar daha önceden belli bir süreçten sonra yıkılması gerektiği kendilerine ifade edilmiş. Fakat son süreçte kredi verilip kendiniz yapın denilmiş. Bu süreci belediye mi yürütüyor diye sordular.
Ben belediye olmadığını düşündüm ama yine de size... Bunu Çevre Şehircilik evet. Bakanlığı yürütüyor. Hatta son bizim Çevre Şehircilik Bakanlığı toplantısında böyle bir formül geliştirdiklerini söylediler. %50 bedeli devlet karşılıksız versin. Evet. Vatandaş da %50 karşılasın şeklinde bir proje vardı. Şimdi bu proje bu gerek hasarlı binaların yıkımı, gerekse yeni bir dairelerin, binaların verilmesi, gerekse bu şekilde destek sağlanması, bunların hepsi hasarın belirlenmesi, yani depremle olan ilgili olan bütün olaylar birinci derecede Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından, ikinci derecede AFAD tarafından yürütülen işler. Belediyemizden eğer bir destek istenirse biz o desteği her zaman sağlamaya hazır olduğumuzu söylüyoruz. Peki. GES projesi. Peki, devam edeceğiz. Yok. Buyur. Lütfen. Başkanım, GES projesi biz bazen böyle yüksek yerlere çıktığımızda ışıklarla bizi adeta o yöne çekiyor. GES projesi bizim de dikkatimizi çekti. Enerji bakımından hakikaten gerekli olan bir şey. Özellikle Şanlıurfa'da ısının çok olduğu bir şehir. Güneşin tamamen enerjisini hissettirebileceği bir yer. Bu noktada yaptığınız bir proje vardı. Detaylarını sizden dinlemek isteriz. Şimdi 18, şu an 20-21, 18 envaydır oradaki. Aha, 21 envaya civarında da bizim bir GES şeyimiz var. Toplamda yapılandırdığımız GES var. Hı hı. 40 tane de, 40 envayda çağrı mektubunu aldık. İnşallah onun hibesi de sağlanıyor. İkinci etabı hibeyle yapmayı planlıyoruz. Ha, daha büyüyecek değil mi? Daha büyük, 40 envay, aha, 60 envaya çıkıyor ama bunun 150-160 envaya çıkması gerekiyor. Onunla ilişkin de çalışmalarımız devam ediyor. Biz şimdi bunu 160 envaya tamamladığımız zaman Şanlıurfa Belediyesi'nin enerjisi tamamen bedavaya gelmiş olacak. Bak, şu 20 envay ile ilgili sahaya çalışmaya başladı. Mahsuplaşmaya başlıyoruz. Biraz önce dedim, 8 Şubat'ta biz bunun ihalesini yaptık. Normalde şimdiye kadar maliyeti neydi peki bu enerjinin belediyeye? Belediye zaman zaman 125 milyona çıkan bir rakam oluyor. 80 oluyor, 90 oluyor, 100 oluyor. Ortalama 100 diyebiliriz o halde. Mevsimine göre işte ortalama belki 90 veya 100 denilebilir. Biliyorsunuz enerji maliyetleri çok çok arttı. Evet. GES projelerinin peki devamı düşünüyorum başkanım. Yani şimdi daha bizim büyük projelerle kanun, satılması gibi vesaire bir şey. Çıkan kanun bizim kendi ihtiyacımız kadar bir kısmı yapabileceğimizi evet. öngörüyor. Şimdi bunu yaptığımız zaman Şuski enerjiye para ödemeyecek. Bu ne demek? Daha ucuz su içmek demek. Ve buradan gelen geliri de halkımıza yatırım yapmamız demek. Yani artık sen enerjiye para ödemediğin için ne yapacaksın? Bunu halka dönüştüreceksin. Bakın, bunlar var ya, kendini 3 yılda amorti ediyorlar. Daha da eğer fiyatlar daha yükseğe çıktığı zaman daha az bir zamanda kendini amorti ediyor. Bunlar önemli projeler. Bunlar Urfa'mız için efendim bir kazanım. Çocuklarımıza birer miras. Nasıl biraz önce diyoruz ki efendim asfalt plantımızı aldık. Efendim konkasörlerimizi aldık. İşte kilit parke taşı imalathanelerimizi kurduk. Biz boru imalathanesini kurduk. İşte araçlarımızı, kamyonlarımızı aldık. Bunların gelecek nesillere inşallah bir miras. Bakın, şu anda köy yollarında %95 oranda bitirdik. Kırsal daire başkanımızın elinde çok güçlü bir filo var. Geçen bir muhtarımız atmış. Efendim diyor, bunu gör diyor. Diyor ki bizim daire başkanlığımız herhalde ona bir mesaj atmış. Diyor ki onarılacak, bakımı yapılacak bir yer var mı? O da diyor yok. Diyor başkanım sen de göresin diye sana atıyorum diyor. Yani düşünün, bu noktaya geldik. Biz başladığımız zaman hemen grup yolları dedik, köy yolları dedik. En son mezra yolları dedik. Şimdi mezra yollarını da bitirdiğimiz zaman kırsal dairenin tamamen yolları bitmiş oluyor. Başkanım, yollarla ilgili kasislerde sanki çok fazla bir kasis var yollarda. Bununla ilgili bir çalışma yapılacak mı? Kasis konusu... Evet. Biraz da eğitimimizle ilgili bir durum değil mi başkanım?
konuşalım. Biraz bir öz eleştiri yapalım. Ben şimdi şunu biraz söyleyeyim. Kasis konusunda bize müracaatlar oluyor. Şuraya bir kasis koyun diyor. Vatandaştan oluyor, muhtarımızdan oluyor. Diyor burası okul önü, buraya bir kasis lazım. Biraz ilerisi bakıyorsun yine bir kültür evi yeri, buraya kasis lazım. Efendim bu bir candan kıymetli değil deniyor. Benim buradaki talimatım bu şu daire başkanıma. Git incele. Teknik olarak konulması gerekiyorsa koy. Gerekmiyorsa koyma. Ama bazı zaman şu oluyor. Efendim genel bir istek, talep oluşuyor. Bu zamanda şeyler dönüyor bize, araç sahipleri. Ya bu kadar kasis koyuyorsunuz. Bizim bazen de göremiyoruz. Yani bu araçlara yazık diyorlar. İşte burada dengeyi sağlamak bize düşüyor. Adaleti sağlamak da size düşüyor. Bu arada az önce yine ulaşımla ilgili balık ayağını sormuştum başkanım. Evet. Hani alt geçitle ilgili cevabı verdiniz ama ben de fotoğraflar, videolar mevcut. Yayından sonra da sizlere göstermek isterim. Üst geçit talebi var Balıkayağı bulvarında oturan vatandaşların. Belki şimdi zaman zaten, zaman siz de görüyorsunuz. Şimdi zaten Balıkayağı bittiği zaman üst kısımda trafik bitmeden, olmayacak. Bitmeden, yapılmadan bir üst geçit yapılamaz mı ilerisine, berisine? Şimdiki... Ya zaten bunun bitiş tarihi 5 ay. Süre 5 ay. Yani şimdi zaten Balıkayağı başladığı zaman 5 ay. Vatandaşlar rahat bir şekilde geçip yani gelecek mi? Yani tabii tabii. Üstünde trafik akacak. Üstte trafik yok. Balıkayağı'nın hemen üst kısımda trafik olmayacak. Bazı yerlerinde tamamen trafikten arınmış olacak. Orada üst geçide gerek olmayabilir. Bir bakacağız ona ama şu anda benim gördüğüm kadarıyla bir üst geçit ihalesi yapsak bile ihalenin süresi, yapımı falan eğer Balıkaya bugün başlarsa onu geçer. İkinci bir kavşağı fuar alanı için planladık. Üçüncü bir kavşağı da hemen Buluntu Hoca Bulvarı'ndan biliyorsunuz Azerbaycan Bulvarı devam ediyor. Azerbaycan Bulvarı'nda görüyorsunuz orada da çok geniş bir yol açıyoruz. Evet. Oradaki alt geçitimiz için de talimat verdim. Azerbaycan Bulvarı tamamlanır tamamlanmaz. Eş zamanlı olarak inşallah orada alt geçit içinde bugün proje çalışması talimatını verdik. Çok uzun sürmeyecek. Hemen oradan Buluntu Hoca Bulvarı'ndan aşağıdan Azerbaycan Bulvarı'na inecek ve çevre yoluna bağlanacak. Peki başkanım, programın da yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Biz Erlan Süren'in sonuna geldik. Son cümlelerinizi alalım. Daha bir iki hafta önceydi herhalde ya da bir ay olmadı. Yine bir ortak canlı yayın yapmıştık. Şimdi diyeceksiniz ki süre yetmedi, bitiremedik. Bu programda da bitiremedik. Evet, şimdi biraz önce arkadaşımız gösterdi. Bakın şuralarda faaliyetlerimiz, buralarda faaliyetlerimiz, buralarda faaliyetlerimiz. Ben isterim ki efendim bazen hani söylüyoruz ya, diyoruz ki şu falan belediye, keşke o da çıksa bu kadar faaliyetleriyle konuşsa. Urfa çok iyi noktada. Turizm de çok iyi noktada. Ve Urfa çok iyi tanıtılıyor. Ama buradan tabii sözümüzü şey derken, hamdolsun. Çok şey yaptık, çok şey yapacağız bundan sonra da Urfa'ya. Artık modern Urfa'yı kuruyoruz. Tarihi Urfa'yı ortaya çıkarıyoruz. İnşallah gelecekte eğer gölet yapılırsa Karakoyun'a su verme imkanını oluşturmaya çalışacağız. Yine askeriyemizin yeriyle ilgili çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Yine raylı sistem projemizin ihalesini yaptık veya yapmak üzereyiz. Ondan sonra da inşaat projesini yapacağız. Urfa'ya çok şey yaptık, çok şey yapmaya devam edeceğiz. Bir. İkincisi, Cuma günü çok önemli. Bu kültür turizm buluşması, bu tarihi başkentte böyle bir buluşmada çok ünlü isimler gelecek, YouTuberlar gelecek, gastronomiden ilgili tanınmış, şöhretli insanlar gelecek. Urfa o gün Türkiye'nin merkezi olacak ve her bir şehrin 24 santra bu lezzetleri Şanlıurfalıların test etme imkanı olacak. Bakalım efendim falan şehir bunu nasıl güzel yapıyor, Urfa nasıl yapıyor, bunları karşılaştırma imkanımız olacak. Yani ben öteden ben şunu derim, her bir Urfalı hemşehrimizin ağzı bir laboratuvar gibidir. Test yapar.
İşte bu meydan bunu test yapmak için uygun bir yer. Yine efendim orada turizm tanıtımları olacak. Bunlar seyahat ajantalarının buradaki ajantaları olacak. Türkiye'nin neresinde ne var? Bunu göreceğiz. İşte Çin'e kadar YouTuber geliyor. Rusya'dan YouTuber geliyor. Çok önemli. Ve Türkiye'de ulusal çapta çok meşhur YouTuberlar geliyor. Yani orası bir şenlik alanına dönecek. İnşallah Sayın Valimizle birlikte açılışımızı yapacağız. Ama başkanım, Urfa'nın tarihi mekanları ile ilgili bir tanıtım anladığım kadarıyla orada olmayacak. Daha çok gastronomi ile ilgili mi? Fuar alanında. Mesela diyelim ki şu an bulunduğumuz nokta, burası da bir gastronomi merkezi, Sahibin Köşkü. Burada mesela bir etkinlik yapılmayacak. Sadece fuar alanında yapılacak. Dolayısıyla insanların bu tarihi mekanları görebilmesi için ayrıca bir ekleme yapılabilir mi orada? Yani onlar zaten bizden bunu istiyorlar. Biz araçlar tahsis ettik. Şanlıurfa'yı dolaşacaklar. Evet. Bakın buraya gelen insan Göbektepe'yi görmeden gider mi? Balık Gölü görmeden gider mi? Mümkün değil. Bizden de bu konuda destek isteyenler var. İnşallah bunları biz sağlayacağız. Ama dediğim gibi bu standlar, 160 tane stand, bunlar bütün hepsi tanıtım standı olacak. Ulusal televizyonlar buna yakından ilgi gösteriyorlar. Çevre şehir belediyelerimizi, başkanlarını ben davet ettim. Müsait olurlarsa onlar da olacaklar. Gaziantep, Diyarbakır inşallah programları uygun düşerse onlar da Şanlıurfa'da olacaklar. Ve Şanlıurfa bu noktada çok büyük bir etkinlik yapmış olacak. Kültür, turizm başkenti burası. Bir turizm başkenti bu başkentine yakışan bir etkinlik inşallah. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Başarılar diliyoruz sizlere Sayın Başkanım. Çok sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. Bize izleyen bütün hemşerilerimize, büyüklerimize saygılarımı sunuyorum. Efendim gençlere selamlarımızı sunuyoruz. Çocuklarımı da şefkatle onlara evet bağrımıza basıyoruz, gözlerinden öpüyoruz. Hayırlı geceler diliyoruz. Sevgili izleyenler, programı burada noktalıyoruz. Konuğumuz Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Zeynel Abidin Beyazgül'dü. 3 televizyonun ortak canlı yayınında Güneydoğu TV, Edessa TV ve Kanal Urfa'da. Edessa TV'den Şeref Toprak arkadaşımız, Kanal Urfa'dan da Emin Tapan arkadaşımız bizlerle birlikteydi. Onlara da teşekkür ediyoruz. Programı burada noktalıyoruz. Bir sonraki programda yeni gelişmelerle yeniden birlikte oluncaya dek hoşçakalın.